Şehrebin'deki Ramazanlarda her Ramazan'ın birinci günü gazetelerde yer alan Oruç Baba. Öyle bir adam yok biliyor musunuz orada? Oruç Baba diye bir adam yok. Oruç Baba yaşamamış. Başka bir yerlerde bir Oruç Baba vardır. O dergâhta Oruç Baba diye biri yok. Nerede uyduruyorlar ya millet böyle uyduruyor. Makine tüfek gibi uyduruyor onlar. Nerede uyduruyor? Orası Ümmü İznak Tekkesi'dir. Oranın şehirlerinden biri çok riyazat düşkünü bir zattır. Şeyini, orucunu sirke ile bozuyor. Sirke, eğer tabii sirke asitini suyla karışıp sirke diye satmazlarsa çok ciddi bir şifa kaynağıdır. Efendimiz Hazretleri'nin ve ondan müntakilen Cenab-ı Mevlana'nın Mesnevi Şerif'inde yer verdiği bir maddedir sirke. Şimdikilerden bahsetmiyorum ben. Var ara sıra nadir olarak sirke çıkıyor da orada sirke yapmıyorlar. Çünkü çok para kazandırmıyor. Şarapta çok para kazandırmıyor. Yani din, iman, kitap, Kur'an her şey para. Öyle. O zat-ı şerif Yakup Efendi Hazretleri sirke ile şeyini bozuyor. Orucunu bozuyor. Ondan sonra da buna ara sıra riayet eden birkaç tane daha şey geliyor. Onun için bir sirke dağıtma adeti orada olmuş ama Oruç Baba diye biri yok. Böyle bir şey yok. Eskiden yani 40 sene önce ben delikanlıyken burada estağfurullah denecek, hala delikanlısın denecek. Estağfurullah. Evet, daha kıdemsiz delikanlıyken oraya böyle birkaç bilen, biz de büyüklerimizden öğrendik. Vallahi bilemedin 40-50 kişi olurdu. Şimdi cadde adam almıyor maşallah. Ve televizyon röportajlarında kızıma kısmet, ev, oğluma araba. Hiçbir tane de ya ben de Allah rızası istiyorum diye de aslamadım. Ya, bu da böyle bir şey. Ben sonra Ümmü Sinan Hazretleri o dergâhta şeklik yapmış ama gönül başka bir şeydir. Mülafasından Nasuh Efendi Hazretleri var. Eyüp Sultan'da Olukçu Bayırı'nda bir dergah. Oluk Bayırı mı? Olukçu Bayırı mı? Olukçu Bayırı mı? Oluklu Bayır galiba. Orada dergah açmış. İşte normal hafta gününde meydan açarken Fatiha edecek. Evvela şeyhim gel, şeyhim gel, şeyhim gel, şeyhim gel. Sonra işte Hazreti falan filan sonra meydan açıyor. Eyüp Sultan'dan şeyhim gel diyor, şehriminden şey duyuyor. Bir rahat ver nasıl, bir rahat ver nasıl dedi bir. Sonunda dayanamıyor gidiyor. Senelerce şeyhlik yaptığı tekkede değil, halifesinin tekkesinde göçüyor. Oluklu Bayır, Sinani tekkesi, Sinaniye asitanesidir. Bu da böyle bir davettir efendim. Gönülden çağırdın mı, gelirler. Başka kim kaldı? Merhami lütfiyle eyler kalbi meşruha deva, zat-ı nureddin-i cerrahiye eyle deva dediğim nureddin cerrahi zaten biliyorsunuz. Heh, bir de şey var. Selami Ali Efendi. Seyyid Selamiye Selam diye Selin Ali Tarasyonu'nu yaptı. O da bir pirisanidir. Hüdayi Efendimizin yolundan. Üsküdar'daki Devati Tekkesi'nde Mustafa Hazretleri, Mustafa Devati Hazretleri ahirete göçtükten sonra orada şehitlik yapmış. Efendim, sonra işte Üsküdar yani karşı yakında üç tane tekke açmıştır. Ona tekrar döneceğim. Muhammed Nasuhi Hazretleri Karabaşiye'dendir Üsküdar'da. Nadir olarak bir beldede doğup bir beldede ölen nadir zatlardan biridir. Çünkü Toygartepe'de Bulgur Mescidi yanında doğmuş, Doğancılar'da vefat etmiştir. Çok nadirdir. Bir de Hazreti Nureddin Cerrahpaşa'da doğmuş, Karagümrük'te vefat etmiştir. Başka da bilmiyorum. Aynı memlekette doğup ölen. Çünkü Hazreti Peygamber'in ve diğer peygamberlerin olduğu gibi bir yerde doğup başka yerde ölmek bir haldir. Ne oldu, ne hal oldu başka mesele. Muhammed Nasuhi Hazretleri önemli bir zattır. Yahya Efendi Hazretleri Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi olmasıyla tanınır.
Veysi meşhur bir zattır. Daha sonra Dergah-ı Şerif Nakşibendiye'ye intikal etmiştir. Ama Hazret'in Nakşibendi olduğuna dair bir bilgimiz yoktur. Trabzonludur aslı. Aslında Kanuni'nin oradaki Yavuz'un oradaki valiliği sırasında Kanuni dünyaya geldiğinde Yahya Efendi Hazretleri'nin validesi Kanuni'yi de emzirdiği için öyle bir arada süt kardeşlik vardır. Burada Şemseddin Sivasi'ye Şemseddin Sivasi Hazretleri Sivas'ta ama onun yeğeni Abdülmecid-i Sivasi, meşhur Sivasiler Kadızadeliler kavgasının Sivasi tarafını teşkil eden Zat-ı Şerif, o Eyüp Otlakçılar'daki asitanesindedir. Onun yeğeni Abdülahad-i Nuri Hazretleri de aynı tarikatten ama o da bir pir-i sani'dir. Başka kaldı mı? Abdülmecid-i Sivasi'yi de söyledik. Fatih Sultan Mehmet'i söylüyor. E tabi büyük dedesi tabi söyleyecek. Başka o kadar. Hepsini söyledik inşallah. Bundan başka, o saydıklarımızdan başka, Sadi tarikati İstanbul'a çok geç zamanda gelmiştir. 1750'li yıllarda gelmiştir. Abdüsselam-ı Şeybani Hazretleri tarafından. O da Sadiye'de bir pir-i sani'dir. Aksaray'daki tekke en kıdemli Sadi tekkesi olmak itibariyle asitanedir. Uşşakiye'den Cemaliye-i Saniye, Salahiye-i Saniye gibi Uşşaki şeyleri, şubeleri çıkmıştır. Dolayısıyla Cemaleddin-i Uşşaki, Selahaddin-i Uşşaki de birer pirdir. Üsküdar'da Doğancılar Meydanı, yani bir taraf Hazreti Hüdayi, meydanda Hazreti Nasuhi, Sinan Paşa Camii'ne indirme Hazreti Raufi, orası Pirler Meydanı. Muhammed Raufi, Üsküdari Hazretleri de yine Cenab-ı Nureddin'in şeyhi, Mustafa Sinobi'nin şeyhi olan Ali Alaaddin-i Köstendili'nin halifesidir. Sinan Paşa Camii'nde hatiplik yaptığı için oraya defnedilmiştir. Tekkesi bugün Doğancılar Parkı olan yerdedir. Maalesef yapmıştır. Kartal'da ne yazık ki, ona da bir temas edeyim. Kartal'da ne yazık ki Bektaşi meşrepli bir rufai diye empoze edilen bir lakırdı. Böyle şey olmaz. Bilmeyenler yazı yazıyorlar. Hiç bilmeyenler de o bilmeyenlerin yazılarına inanıyorlar. Ya Bektaşi meşrepli rufai, rufai meşrepli mevlevi, mevlevi meşrepli halveti, halveti meşrepli kadiri. Olur mu ya? Halveti meşrepliyse gider halveti olur adam. Bektaşi meşrepliyse gider Bektaşi olur. Niye rufai olsun? Rufai meşrepli halveti niye olsun? Rufai meşrepliyse gider rufai olur. Bilmiyorlar. İnşallah çok sevgili bir kardeşim, bu Mehmet Akif Bey'in safahatında adı geçen Sahip Paşa İmam Hasan Rıza Efendi var ya, meşhur Mevlitan, onun kitabını hazırladı. Ben nevizle bir parça hizmet etmeye gayret ettim. Hasan Rıza Efendi Hazretleri, Üsküdar Sandıççı Rıfai Dergâhı'nda kapri olan marifi halifesidir. Aynı zamanda Üsküdar Medresesi'nde de şeydir, müderrisler aynı mesele. Dolayısıyla bu kitap inşallah yakında, karşıda bir üniversite var işte, o üniversitede basılacak. Basıldığı zaman baktığımızda göreceğiz ki, mümkün olduğu miktarda Fethül Marif Hazretleri hakkında onun da halifesi olan Manisa'daki Vehbi Efendi Hazretleri, ki şeyin şeyhidir. Hasan Rıza Efendi Hazretleri'nin, Said Paşa İmamı'nın. Onlar hakkında malumat rastlayacağız. Öyle bir şey yok. Yani şu Türkiye'de Bektaşi Alevi lafını yan yana geçmesinin yanlışlığına hala prim verenlere hayret ediyorum. Bektaşilik bir tarikattır, Alevilik bir mezheptir. Bir mezheple bir tarikat aynı şey değildir. İkisi de dini kurumdur. Batıldır, haktır, ayrı konu. Ama zeytinyağı da sıvıdır, su da sıvıdır.
Zeytinyağı ile su birbirine karışmaz. Alevilik ve Bektaşilik birbirine karıştırılmaz. Ama bunu söyleyeyim mi? Bu zorundayız ama rahmetli köprüyle yapmış. Oradan başlıyor zaten yanlış. Çünkü akademisyenlik başka bir şeydir. Kitap okuyarak yüzme öğrenilmez. Suya gireceksin yüzme öğrenmek için. Dermişlik başka konudur. Herkesin kalem oynatacağı bir konu değildir. Ayrıca dediğim, biraz önce arz ettiğim gibi Ahi Muhammed Resmi Hazretleri Kadiriye'de Pir-i Sani'dir ama Kıbrıs'a sürdürdüğü için Kabri Şerif'i Kıbrıs'tadır ama Acıçeşme semtindeki şehlik yaptığı tekke Ahi Asitanesi sayılır. Keza Hazreti Niyazi ile Edirne Kapı'daki şehri bir müddet tekkede bir müddet şehlik yaptığı için Edirne Kapı'daki sokağa da Niyazi Musi Sokağı adı verdiler. Çok şükür hiç olmasa da ismi biliniyor. Malatyalı olmasına rağmen Mısırlı zannediliyor orada. Saadettin Konevi'nin de Konevi dendiği için Konyalı zannedildiği gibi. O da Malatyalı ya. Ve son olarak şunu arz edeyim. Ya kusura bakmayın, hakkınızı helal edin yani. Hazreti Mevlana Mesnevi Şerif'in başında da ilk 18 beytinde kendisinin bizzat kaleme aldığı dedi, diyor ki ağzın kulağa müşteridir. Müşteri olmayınca kime söyleyeceğim ben diyor. Valla kabahat sizde. Bu kadar dikkatli, sessiz, sükunetli hanımefendi, beyefendi olarak dinlemeyin. Ben de bir an önce gideyim. Kabahat sizde, ben de değil. Sıyırdım. Selami Ali Efendi Hazretleri Toygartepe'de kendisinin de bizzat şekil yaptığı bir dergah yaptırmış. Bu dergah zaman içinde başka birkaç Cevdet-i Şeyh'inden sonra boş kalmış. Boş kalınca da ahali uydurmasıyla, hani boş yerler hep perilev olur ya, perili tekke olmuş. Efendim böyle biraz terk edilince sonra Köstendil müftüsü, Ramazaniye Şeyhi Ali Alaaddin-i Köstendiliye tahsis edilmiş. O ve oğlu Ömer Efendi orada iki nesil olarak şey yapmışlar, Ramazani şekli yapmışlar. Tekrar Cevdetiye'ye intikal etmiş. Sultan Aziz zamanında yanmış. Bizim hizmetkarı olduğumuz Zat-ı Şerif orada yetiştiği için Alaaddin Köstendiliğinin dervişi ve ömrü boyunca her hafta Karagümrük'ten Üsküdar'a gitmiş. Kendi dergahının ayin gününden hariç olarak. Orasını ihya edelim diye büyük abilerimiz filan meşgul olmuşlardı. Sonra işte bu 1980 ihtilalinden sonra bir takım bir şeyler oldu filan. Merhum Efendi Hazretleri fakire, o zaman da taze avukatım. Çok da taze değildim ya, 10 sene yakındı da. Neyse, bir vakıf kurayım istedi. Fakir onu herhalde Efendi Merhum'un gözünde büyütmüşler, vakıf kurulması şöyle olsun filan. Ben onu 1-2-3 kadar filan bitirdim o işi. Bundan sonra dedi, o canlı meselesiyle de sen meşgul ol. Peki baş üstüne. 80 Mart'ı sevgili kardeşler. Pardon, 1981 Mart'ı. Ondan evvelki faaliyetler bilmiyorum. Dosyayı aldım başladım. 2011'in Nisan'ında müsaade çıktı. 30 sene bir ay. Belediye gelmiş, oraya işgal etmiş. Efendim bir takım raporlar verilmiş, burası mezarlık sahasıdır diye. Sonra yeşil saha olmuş, belediye meclisi bilmem ne yapmış. En sonunda boş buldu belediye, bir takım plastik malzemeler getirdi. Orası şey oldu, çocuk bahçesi. Evvela o arazinin vakıflara ait olduğunu tescil ettirdik. Orada bir minare kalıntısı vardı. Bir alime hanımımız, arkeolog hanımefendi, burası su terazisi dedi. Cami kalıntısı diye rapor verirse cami yaptıracağız. Zannediyor ki biz Lazok mimariyle cami yaptıracağız. Altı dükkanlı, merdivenli Lazok mimari. Halbuki biz o dönemin taş tuğla işlemeli bir şey. Öyle düşünmüştüm elhamdülillah. Ayrı mesele. Sonra çıktım kenara. Vallahi efendi, kimsenin görmeyeceği yerde.
sen hiç içinde merdiven olan su terazisi gördün mü dedi. Var dedi, gebertir olmaz. Ama raporu da öyle verdi. Neyse, elhamdülillah 2011 Nisan'ında bir sevgili kardeşim, ben İzmir'de bir görev yapmalıyordum. Müsaade çıktı dediğinde vallahi ağladım. 30 sene bir ay bürokrasisi ya. Ve elhamdülillah şimdi çatıya kadar çıktık. Orası Selami Ali Efendi Camii yine olacak. Çünkü Anıtlar Kurulu diyor ki bana fotoğraf getir. Bu ne? Senin bürokrasini yiyeyim. Abdülaziz zamanında yanmış. Ne fotoğrafı? Yıldız Sarayı'nı taradık. Malum Sultan Abdülhamit Han bir Alman sigorta şirketine İstanbul'un bütün fotoğraflarını çektirmiştir. Orada da yer mi yeri gözüküyor ya. Orada arsa gözüküyor orası. Sonra iki defa arkeolojik kazı yapıldı. Dikip temellerinden çıktı. İki kat kömür var. İki defa yapmış aslında. Yani toprağın altında iki kat kömür var. Yani bir toprak, sonra bir ince kömür tabakası, sonra yine toprak, yine kömür tabakası, sonra taşlar. Hasılı, dua et lütfen. Bak hakkım geçti ha. Onun için sizden ricacı olabilirim. Dua edin. Orası artık bitiversin. Yani daha Temmuz'da başladık ama biraz da mıy mıy. O taşı orada beğenmiyorum, onu oradan değiştiriyorum. Kıl mısın sen? Evet, kılın. Olacak. Süleymaniye'nin temeli 4 sene sürdü. Ama duruyor hala. Onun için bazılarının kıl gibi göründüğü işler kıllık değildir. Hasılı İstanbul'a bu kadar çok meşayi, pir, veli, hoca, alim, sanatkar gelmesinin mirasını doğru yaşayalım diye bu konuyu sohbet konusu ettik. Bu mirası doğru yaşayalım. Ve onları hizmetçimiz tayin etmekten vazgeçelim. Himmet beklemek demek bir meselede esbaba tevessül edildikten sonra yardım istemek demektir. Kapını kapama, oldu başımıza geldi. Bir hırsızlık olma ihtimaline karşı Türbe-i Şerif'e ne koydum? Alarm. Bizim ihtiyar teyzeler başladı. Hazreti Pir kendini korur. Lan Hazreti, sen mi Hazreti Pir'e hizmetli mükellefsin? Hazreti Pir mi sana hizmetli mükellef? Bunları doğrulaştırmak için bunları söz konusu ediyor. Yani Fatih'i sevmek, onun eserine riayetkar olmak. Keza sahih zevat-ı kiramı sevmek. Mesela bak burası köprülü değil mi burası? Hepsinin ağzı fırın küreği gibi derviş şey. Derviş değil ben ne? Sinirlendim. Onun için tekrar yok kusura bakmayın. Ne? Devşirme sadrazamlar. Kastamonu'dan mı devşirdiler şeyi? Mehmet Paşa'sını, Fazıl Mustafa'sını, Kara Mustafa'sını, Fazıl Ahmet'ini, Merzifon'dan mı? İbrahim Paşa'yı Nevşehir'den mi devşirdiler? Bir Sokullu var ya. Rüstem Paşa da Hırvat değildir ha. Rumeli tetkikleri şunu göstermiştir ki Rüstem Paşa'nın kendinden çok yaşlı Nefise Hanım diye bir ablası var. Böyle 15-16 yaş büyük kendinden. Bu Nefise Hanım, Rüstem Paşa daha mirahor bile değilken, o tarih itibariyle. Çünkü Rüstem Paşa hızlı yükselmiş bir devlet adamıdır. Yani şeyden sorumlu, ulaşımdan sorumlu saray görevlisi iken, o filmdeki gibi değil ha, öyle değil. Valide Sultan'la, Haseki Sultan'la mirahor yüz yüze görüşecek. Padişahın karısı milletin anasıdır. Padişahın karısını herkes göremez. Vezir-i Azam'la senle benle konuşuyorlar. Burası İtalya Sarayı değil. Sarayı Humayun orası. Orada Hırka-i Saadet var. Tabii bu cehalete prim verdiğimiz için kabahatin bir kısmı da bizde ayrı mesele. Daha mirahorken, o jet hızıyla yükselmediyken
Nefise Hanım'ın Bosna'da vakıfları var. Çok zengin bir aileye mensup. Yani bütün Bosnalılar Hırvat değil, Boşnak değil. Orada Boşnak olabilir, Müslüman Boşnak olabilir, Türk olmayabilir. Ama Türk de olabilir çünkü Bosna'nın fethi 1463'tür. 1453 burası, 1461 Trabzon, 1463 Bosna. Ey Fatih, beynin sırtında gidiyor, jetle değil, beynin sırtında. Benim lafım bitmez, bana müsaade. Hakkınızı helal edin ama emanete sahip çıkmayı evvela şu gönlümüze sildirelim. Sonra da hizmet etmeye çalışalım inşallah. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Davete layık bulunduğunuz için sizlere. Efendim hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu sohbete doymayan, bir kez daha dinlemek isteyenler internet sitemizden videoları izleyebilirler. Haberiniz olsun. Haftaya Profesör Doktor Mustafa Koç bizimle olacaklar. Aşık Paşazade'yi anlatacaklar. Tekrar buraya teşrif ederseniz memnun oluruz efendim. Hocam tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Kapatıyorum.